Ülke TV ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün yayınımızı Ankara stüdyolarımızdan gerçekleştiriyoruz. Program konuğum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman Soylu bizlerle birlikte olacak. Ama program konumuz ve içeriğimiz bakanlıkla ilgili değil, başkanlık sistemini tartışacağız. Neden? 2012 yılında daha Türkiye'nin gündeminde başkanlık sistemi tartışmaları yokken AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı döneminde sistem tartışmalarını başlattı. Bugün arama konferanslarını konuşuyoruz ama 2012 yılında Türkiye'nin gündemine ve Türkiye'nin dört bir tarafında Türkiye Başkanlık Sistemini Tartışıyor adıyla paneller düzenledi ve Türkiye'nin dört bir yanını dolaştı kurduğu bir heyetle. Başkanlık sistemini anlatan broşürler bastırdı. Bundan dolayı ve 2012 yılında şunu söyledi. Aslında çözüm süreci tam gaz gidiyordu. Şehit cenazeleri gelmiyordu. Ama 2012 yılında Süleyman Soylu dedi ki başkanlık sistemi Türkiye'nin kurtuluşu demektir. Alevi sorununda Kürt meselesini parlamenter sistemle çözmek mümkün değildir dedi. Bütün bunları konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğru mudur? 2012 Kürt sorunu da Alevi sorunu da parlamenter sistemle çözmek mümkün değil. Türkiye'nin kurtuluşu başkanlık sistemi. Şimdi bu meseleleri Türkiye çok uzun zamandan beri yaşıyor. Evet. Selen Camı'nda nasıl yürüdüğünü de hep birlikte görüyoruz. Parlamenter sistem bu tip büyük meselelerin çözülmesinde sıkıştırıcı bir sistemdir. Yani bu meselelerin çözülmesi konusunda geleceğe ait hesabi olmak zorundadır. Çünkü toplumun içerisinde bu konunun çözülmesini isteyenler kadar çözülmemesini isteyenler de var. Evet. Bu konunun çözülmesini isteyenlerin ortaya koyacağı tavır kadar çözülmesini istemeyenlerin ortaya koyacağı tavır da önemlidir. Evet. Ve bu meselelerin oluşturduğu, sadece bu iki meseleyle ilgili söylemiyorum, birçok tıkanan meseleyle ilgili söylüyorum. Bu meselelerin oluşturduğu kronik sorunlar ve bu meselelerin oluşturduğu kronik süreçler elbette ki parlamenter sistemin ortaya koyabileceği çözüm mekanizmalarıyla çözülmekte zorlanırlar. Bunu o gün de ifade ettik, bunu bugün de ifade ediyoruz. Çünkü parlamenter sistemin özellikle Türkiye'de 1961 Anayasası sonrası inşası bu meselelerin bırakın çözülmesini, bu meselelerin katmerli olarak büyümesine sebebiyet vermiştir. Çünkü burada alacağınız riskler, siyasi olarak ortaya koyacağınız tavırların her birinin parlamenter sistem içerisinde çözülmesini engelleyen mekanizmalara haizdir. Yani bunu belki de konuşmamızın ileriki dilimlerinde bir şekilde daha açık bir şekilde paylaşabiliriz. Parlamenter sistem demokratik bir sistem midir? Evet, demokratik bir sistemdir. Bu doğru. Ama Türkiye'de parlamenter sistem demokratik bir sistem ve mekanizma olmaktan ziyade bir takım kurumlar ve kurullar üzerinden inşa edilmiş bugüne kadar gelmiştir. Peki. Diyorlar ki mesela hani parlamenter sistemin güçlendirilmesi alışık olduğumuz ve şu anda yürürlükte olan bir sistem var. Bunun toparlanması ve bunun güçlendirilmesi mümkün değil mi? Eğer sistemi siz kurmamışsanız, sistemi halk rızasıyla, millet onayıyla oluşturmamışsanız bunu değiştirebilmeniz mümkün değildir. Çünkü bu sistem çeşitli alışkanlıklar oluşturmuştur. Bu alışkanlıklar çok doğaldır ki çeşitli çıkar grupları oluşturmuştur. Bunu menfaat açısından söylemiyorum. Daha batıcı bir deyimle söylemeye çalışıyorum. Yani her meselenin kendine ait bir savunma mekanizması ve savunan bir tarafı oluşmuştur. Bu sistem içerisinde bunu düzeltmek mümkün değildir. Yani Türkiye'nin içerisinde bulduğu parlamenter sistemde bunu düzeltmek mümkün değildir. Neden? 1961 yılında, daha doğrusu 1960 darbesinden sonra Türkiye'de ciddi bir sistem değişikliği oluşmuştur. Zaten 1950 ile 60 arasında halkın egemenliğini görenler, milletin kendi iradesini görenler, Türkiye'nin tam bağımsızlığa yönelik adım attığını görenler, Türkiye'nin egemenlik sistemini milletin üzerinden kurduğunu görenler 1960 darbesini oluşturmuşlardır. Şimdi bunun aynısıyla karşı karşıyayız Elif Hanım. Yani aynı problemlerle karşı karşıyayız. Şimdi orada Milli Birlik Komitesi'nin ortaya koyduğu tavırla 17-25 Aralık darbesinin örtüştüğü tavır arasında hiçbir fark yoktur, aynısıdır. 1980 öncesinde bu ülkenin başbakanı çıkıp şunu söylemiş midir? Ben Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bilgi alamadım arkadaş. Evet. Ben bir bölük askeri olayı gördüğüm ve çözülmesi için talimat verdiğim yere gönderemedim. Şimdi bunların hepsi var olan bir sistemin oluşturduğu endikasyonlardır.
Ve bunlar bilerek yapılmışlardı. Esas belki de tartışılması gereken 1961 sistemini kuranlar, yani sizin sorduğunuz sorunun tam karşılığı 1961'deki o darbe sonrası anayasal sistemi oluşturanlar ve 1980 darbesinden sonra bunu tahkim edenler bir şeyi murad etmişlerdir. Murad ettikleri şudur. Diyorlar ki biz Türkiye'yi millet rey verse de vermese de, oy verse de vermese de kurduğumuz sistemle devam ettireceğiz. İstasyonlar kurarız. Yani siyasetin önünü tıkayıcı istasyonlar kurarız. Milletin önünü tıkayıcı istasyonlar kurarız. Ülkenin gelişmesinin önünü tıkayıcı istasyonlar kurarız. Ve özellikle şunları muhafaza ederiz. Oligarşik sermaye, bunu muhafaza ederiz. Yani Türkiye'nin sermayesinin çeşitlenmesini, Türkiye'nin Anadolu sermayesi diye bahsettiğimiz ve bugün belki de çok ihtiyaç duyduğumuz rekabet açısından da, Türkiye'nin zenginliği açısından da bunun yaygınlaşmasını istemeyiz. Bir oligarşik mantıkla bunu yürütürüz. Yani sözümüzün geçeceği insanlara nereye el koyarız? Türkiye'de bunu bir şekilde yönetebilecek sistemlerin tamamına, kurumların tamamına müdahale ederiz. Bunları biz yönetiriz. İdeolojik sınıfımız da yönetir. Vesayet sınıfımız da yönetir. Ve burada siyaseti de iki ihalenin arasına sıkıştırırız. Çaresiz hale getiririz. Ve siyasetle ilgili ülkenin sistemini değiştirme kararı verdiği andan itibaren onu bir çare durumuna düşürürüz. Onu oligarşik medyamızla birlikte istediğimiz gibi toplumun karşısında rezil rüsva edebilecek bir hale getiririz. Bunun onlarca, yüzlerce örnekleri var. Yakın siyasi tarihimiz için de örnekleri var. Sonra da oligarşik bürokrasiyle beraber de istediğimiz sınıfı istediğimiz yere taşıyabilme mantığına haiz oluruz. 1961 anayasası oluşturduğu parlamenter sistem bunun üzerinden bina edilmiştir. Fakat Elif Hanım şöyle, bize parlamenter sistemi önerdikleri zaman İngiltere'ye örnek gösteriyorlar. Bunu sormak istiyorum. Bir parantez açabilir miyiz? Şimdi parlamenter sistem, hani demokrasiyle yönetilen ülkelerin pek çoğunda parlamenter sistem de mevcut. Tabii. Bir sorun da çıkmıyor. Şimdi burada bizim aslında hani tartıştığımız Türkiye'nin, siz diyorsunuz ki burada bu parlamenter sistem kurulurken yanlış kuruldu. Bilerek. Bilerek yanlış inşa edildi. Ve bunu biz inşa etmedik. Sorun burada. Ve bu düzeltilemez diyorsunuz. Bu sistem inşa edilirken biz bunu inşa etmedik. Bizim ona bir katkımız yok. Yani şu tartışmanın milyarda bir orada yaşanmadı. Denmedi ki ya bu sistem inşa edilirken bu sistemin millet lehinde, ülkenin mekanizmalarının işleyişi lehinde ve ülkenin yarın ihtiyaç duyduğu mekanizmaların oluşabilmesi lehinde bir sistem olarak inşa edilmedi. Sadece istasyonlar kuruldu ve 1961'de kim hükümdarsa, kim iktidarsa o iktidarın ila nihai olması konusunda bir karar birliğine varıldı. Yetmedi. 1971 muhtırası ve ardından yapılan anayasa değişiklikleri, yetmedi 1980 darbesi ve ardından yapılan yeni anayasayla birlikte bu sistem kayı bir hale ve kimsenin hareket edemeyeceği bir hale getirildi. Bu kadar basit. Rahmetli Özal çıktı. Özal'ı toplum karşısında bu dediğim sistem o değişimi sağlamasın, dönüşümü sağlamasın diye ailesinden tutun da yaptığı işlemlere kadar etkisizleştirmek için ellerinden gelen her şeyi ortaya koydular. Demirel bu sistemle ilgili bir şeyler söylemeye çalıştı. Dönem dönem aynısıyla karşı karşıya kaldı. Mesela Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi'nden önce kapatılan parti, başkanlık sistemi onun kendi kuruluş aşamasında söz konusu. Milliyetçi Hareket Partisi, 1980 öncesi, bu aşamada söz konusu. Yine bu dediğim liderler, yani rahmetli Özal, rahmetli Demirel, bütün bunlar, Erbakan. Niçin? Bir tek CHP hariç o zaman. Çünkü, evet. Neden? Çünkü tabloyu görüyorlar. Gördükleri tabloda Türkiye'nin parlamenter sistemle ve bu öngörülen defanslarla gidebilecekleri yerin ne olduğunu Türkiye'yi yöneten insanlar bunlar. Tecrübeleri var, bilgileri var. En azından kıyaslama kabiliyetleri var. Ve Türkiye ile ilgili iddiaları var, hayalleri var, beklentileri var.
millete verdiği sözler var. Ama mevcut parlamenter sistem millet karşısında sürekli onu mağlubiyete iten, sürekli onu mağlubiyetle karşı karşıya bırakan, millete mahcup eden bir anlayışı ortaya koyuyor. Bu çok net. Bu çok açık bir şekilde ortada duruyor. Bunu yaşadıktan sonra diyorlar ki tamam. Şimdi şunu kendi kendimize soralım Elif Hanım. Parlamenter sistemde bütçe yetkisi kimde? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Parlamenter sistemde yasama yetkisi kimde? O da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Peki başkanlık sisteminde bütçe yetkisi kimde? Türkiye, yani ilgili millet meclisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, eğer Türkiye'de olursa, Amerika'da olursa, onların da parlamentosunda. Peki yasama yapma yetkisi kimde? O da parlamentoda. Peki başkanlık sisteminde, şimdi hükümet sistemlerinde çok açıktır. Bütçe yapma yetkisi kimdeyse, kanun yapma yetkisi kimdeyse patronudur. Ama Türkiye'de öyle bir algı oluşturuyorlar ki, bütçe yapma yetkisi ve yasama yapma yetkisi sadece başkana aitmiş. Sadece başkan bu konuda tek bir otoriteye sahip ve bu çeşitlendirmeyi yapabilmek mümkün değilmiş gibi bir anlayışı burada özellikle kimler? 1961 Anayasası'nın sahipleri kimlerse. Onlar Türkiye'de hala mevcut sistemin devam etmesini, Türkiye'nin herhangi bir fırtınada, herhangi bir rüzgarda, herhangi bir meltemde ve herhangi bir eksiklikte ve aksaklıkta tıkanması lazım geldiğini, ancak tıkanırsa bir yerlere yerleştirdikleri, aynen 367 gibi, bir yerlere yerleştirdikleri bir takım mayınları hareket ettirebileceklerini ve orada tekrar ülkenin egemenliğinin kendini geçebileceklerini hesap ediyorlar. Bu bunu görmemek, bunu anlamamak ve bu konuda sanki böyle bir tavır yok da bu birilerinin kendi halüsinasyonları, kendi paranoyaları gibiymiş ortaya koymak son derece yanlış bir şey. Peki toplumsal karşılığı nedir? Yani 2012'de çünkü siz Türkiye'yi dolaştınız bu minvalde. Yani bu sistem değişikliğinin toplumda bu talebin, AK Parti'nin böyle bir talebi var. Toplumdaki karşılığı nedir bunun? Şimdi bunun toplumdaki karşılığı şu. 2012 yılında ben AK Parti'nin ARGE'den sorumlu genel başkan yardımcısıyken bu konuda Türkiye'nin her vilayetinde bir veya birden çok başkanlık sistemi ile ilgili ne ifade ettiğini ve bunun tartışılması lazım geldiğini, milletimizin bu konuda bilgilerinin tazelenmesi gerektiğini ve belki de hiç bu konuya ilgi duymayanların da kulak dolgunluğunun olması lazım geldiğini ifade ederek, çünkü AK Parti'nin kuruluşunda var ve AK Parti'nin özellikle bu parlamento döneminden önce parlamentoya sunduğu anayasa metninde var. Yani biz başkanlık sistemiyle beraber, burada AK Parti'nin kendi adına herhangi bir endişe söz konusu değil. Yani kendi içerisinde bir farklı düşüncesi de söz konusu değil. Çünkü bu bir parti metni haline gelmiş. Parti metinleri önemlidir efendim. Yani parti metinleri alelade hazırlanmış metinler değildir. Partinin bütün organlarından süzülerek gelmiş ve herkesin bir şekilde üzerinde konuştuğu, tartıştığı, belki herkesin evet dediği değil ama ortak bir kararla ittifak edilen metinlerdir. AK Parti başkanlık sistemi konusunda bugün değil, dün değil, kuruluşundan itibaren bir çerçeve oluşturmuş ve bu çerçeve metni sürekli olarak da ilerletmiştir. Ben de genel başkan yardımcılığına AK Parti'de 30 Eylül 2012 kongresi geldiğimden hemen sonra bu çalışmalarla ilgili nasıl bir değerlendirme olacağı konusunda arkadaşlarımızla oturduk, bir istişare yaptık. Bu ortak akıldan sonra evet Türkiye'nin önemli bir meselesi olduğunu ve bu meselenin Türkiye'nin geleceğindeki en önemli belirleyici etken olduğunu, eğer Türkiye, çünkü bunu siz de ben de bizi izleyenler de net biliyor, diyor ki şu yolu yap diyor. Köyle şehir arasına yol yap. Yaptı rahmetli Menderes. Büyük şehirlerle büyük şehirler arasına yol yap. Yaptı rahmetli Özal. Ona da engel çıkarttılar. Yani Menderes'e de Özal'a da. Bütün şehirleri birbirine bölünmüş yollarla bağla. Yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşin bu kısmına diyor. Bir nebze karışabilirim, karışmayabilirim. Ama esas
sen bu sistemi değiştirmeye çalışırsan bu benim dokunulmazımdır, seni perişan eder. Zaten herhalde devletin en tepesi ve egemenlik mücadelesi, hani 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri normal bir Cumhurbaşkanlığı seçimleri değildi. Asıl egemenlik mücadelesi tabii orada verildi. Bugüne kadar hani devlet ya da o derin devlet hükümetlere yol, su yapan, biraz daha belediyelerin gelişmişi olarak baktı. Yol yap ama ondan öteye geçme, hastane yap, altyapı hizmetleri ver ama daha ötesine geçme. Çok doğru. Şimdi böyle bir sistem oluşturdular ve böyle bir sistemi devam ettirmek için de ellerinden gelen her şeyi ortaya koydular. Peki, şimdi Türkiye'nin önemli meselesi dediniz. Türkiye'nin bir başka önemli meselesi daha var. Yeni anayasa. Yeni anayasa başkanlık sistemine kilitlenecek gibi ya da başkanlık sistemi olmazsa yeni anayasa olmayacak gibi. İkisi de birbirinden elzem midir? İkisi de aslında aynı sorun mu? Yani yeni anayasa ve başkanlık sistemi aslında aynı kalem, tek kalem tartışma konumuz mu? Türkiye'nin bir sistem problemi yaşadığı aşikardır. Evet. Şimdi 2007'de bu bahsettiğim grup bir kazaya uğradı. Yani 367 ile birlikte Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçilmeyip de Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçebilmek için ve bir daha bu kazaya kalmamak için yeni bir sisteme adım atıp bunu referandumu da getirdiği andan itibaren Türkiye'de yeni bir süreç başladı aslında. Yani mevcut parlamenter sistemin işlemediği o gün de görüldü. Çünkü Türkiye bir vesileyle Cumhurbaşkanını seçemeyecek. Mevcut Cumhurbaşkanının birçok tartışma yapılmış olmasına rağmen, yapılması gerekirken yapılmadan, yine mevcut vesayet sistemi buna müsaade etmediği için mevcut Cumhurbaşkanı görevine devam etmesinin mümkün olmadığı halde devam etti. Ama ortaya bir tablo çıktı. Tablo şu, evet, demek ki meclis içerisinde Cumhurbaşkanı seçilmesi konusunda bir tıkanıklık yaşanacak. Biz bunu değiştirelim. Nasıl bir çözüm geldi? Çözüm şu. Çözüm, Türkiye'de bundan sonra Cumhurbaşkanlarının halk oyuyla beraber seçilmesi. Bu, o gün belki de bir kriz sonrası çıkan ama Türkiye için çok ön açıcı, zihin açıcı ve Türkiye'nin topa basıp durup etrafını ve kendi içerisinde bulunduğu sistemi tekrar kontrol edebilmesi için çok önemli bir fırsat oluşturdu. Bu önemliydi. Ve bunun biz önemini ne zaman gördük? Aslında referandumda oy vermeye gittiğimiz zaman bir tıkanıklığı ortadan kaldırmak için bizim için ehemmiyet taşıyor idi. Ama bir baktık ki 10 Ağustos 2014 tarihinde aslında bambaşka bir sürecin önünü açtık. Çünkü halkın oy verdiği, meydanlara çıkan ve halka bir şeyler söylemek zorunda olan, yani bir icraat profili ortaya koymak zorunda olan, sadece sembolik ve devletin bir takım reflekslerini savunmak durumunda kalan değil, bütün bunlarla birlikte, milletin, devletin tüm beraberliğiyle birlikte, ülkenin geleceği adına hem söz söyleyen hem de icraat yapabilecek bir cumhurbaşkanı profili ihtiyacı ortaya çıktı. Bakın, bu bugün adına söylenen bir şey değil. Bu bundan 30 yıl sonra, 40 yıl sonra aynı sistem devam etse de söylenecek. Fakat başka bir tenakuz ortaya çıktı bu sefer. Şu, evet, bir problemden kurtardık. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başsız kalma probleminden kurtardık. Ama başka bir şey ortaya çıktı. Çıkan şey şu ki biz bunu bugün çok yaşıyor değiliz. Yani Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ikililerinde ve aynı siyasi partiden, aynı işleyiş içerisinde bu çok görülmeyebilir. Ama farklı ilişkiler oluştuğu zaman bazen aynı partiler içerisinde de biz rahmetli Özal'la Mesut Yılmaz arasındaki yani yürütmeden kaynaklanan problemleri görmüş, tecrübe etmiş, yaşamış bir milletiz. Ve siyasi hayatımıza çok uzak bir tarihten bahsediyor değilim. Yine rahmetli Özal'la Başbakan Yıldırım Akbulut arasındaki bir takım farklılıkları görmüşüz. Yine Sayın Demirel'le Sayın Çiller arasında bunları çok net bir şekilde ifade etmiş ve görmüşüz. Bunun olmaması mümkün değildir Elif Hanım. Peki şu anda İki kardeşi Cumhurbaşkanı'na başbakan yapın. Belli bir süre sonra şeytanın generalleri devreye girerler. Bu benim
Çok yıllar önce söylediğim bir sözdür. Bugüne ait bir söylediğim söz de değildir. Şeytanın generalleri devreye girerler ve iki kardeşi birbirinden ayırırlar. Bu parlamenter sistemin ortaya koyduğu temel unsurlardan bir tanesi budur. Peki, aslında hani kör topal bir şekilde yönetiliyordu. Şimdiye kadar da geldi. Ama diyorlar ki mesela hani 2014 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte Türkiye sistemsiz, yani ne parlamenter sistemde ne başka bir sistemde, iki arada bir derelde bir sistemle gidiyoruz. Asıl sorun orada ortaya çıktı. Doğru. Çünkü seçilmiş bir cumhurbaşkanı var, yetkileri var ama anayasada bazı hani kullanabileceği yetkiler var ama bazı anayasal engeller de var. Şimdi şöyle bir durumdayız. Neredeyiz? Mesela parlamenter sistem hakikaten mesela buzdolabında mı? Doğru. Anayasada mı öyle? Türkiye şu anda çok hani... Meşruiyeti her zaman tartışacağımız bir 82 Anayasası. Evet. Ve meşruiyetini hiçbir zaman belki de tartışmaktan geri durmayacağımız bir 61 Anayasası'nın, hı hı, melezindeyiz biz. 61 Anayasası ve 82 Anayasası. Aslında bu tartışma bugünün tartışması da değil. Evet. Bu tartışma 1924, evet, bu tartışma 1876, bu tartışma 1907. Yani bütün bunların daha ondan öncesi, yani 19. yüzyılın başları, bütün bu tartışma çok uzun zamandan beri bu ülkede var ola gelen bir tartışmadır. Ama bugün içinde bulunduğumuz durum tamamen melez bir durumdur. Ne parlamenter sistemdeyiz, ne de başkanlık sistemindeyiz. Yarı başkanlık sistemine biraz daha yakın bir durumdayız. Ama bu durumun endikasyonları şunlardır. Diyelim ki Sayın Başbakan'la Sayın Cumhurbaşkanı aynı siyasi partide değiller. Aynı siyasi parti tabanından beslenmiyorlar. Peki bu nasıl yürütülebilecek bir durumdur? Bir tarafta parlamenter sistemde halktan meşru olarak kendi oyunu almış bir siyasi parti ve onun milletvekillerinin temsilinde ve hükümetinin temsilinde olan bir başbakan ve hükümet kabinesi. Diğer taraftan da seçim. Her halükarda, her hal ve karda %50'nin üzerinde bir oy almış ve seçilmiş ve toplumun, demokrasinin temel ölçütleri içerisinde toplumun kabul ettiği bir cumhurbaşkanı. Şimdi bu bir çatışma ortaya koyar. Ve bu bizi yeniden içinde bulunduğumuz sistem probleminden daha büyük bir sistem krizine doğru iter. Ve bu sistem krizi esas itibariyle Türkiye'nin, hani biraz önce söylediğimiz, bizim belki de çok sayıda sıkıntısını ülke olarak yaşadığımız, yani sadece 70 ile 80 arasında bir yıllık hükümetler var. Evet. 89 ile veya 90 ile 2002 arasında 13 tane hükümet var. 11 tane hükümet var 13 yıllık süreç içerisinde. Şimdi bu yani neredeyse her bir yıla bir hükümet düşen, tamamen istikrarı ortadan kaldıran bir anlayışla Türkiye'ye karşı. Bu sefer neyi çözemiyorsunuz? Mesela Sosyal Güvenlik Kurumu reformunu yapamazsınız. Geçmişten bahsediyorum. Yine karnelerle devam eden, bunun için size güçlü icraat yapabilecek bir kabiliyette hükümet gerekmez mi? Gerekir. Siz 3. Boğaz Köprüsü konusunda adım atamazsınız. Çünkü sizi icraatınızda rahat bırakacak, serbest bırakacak bir ortamla karşı karşıya kalamazsınız. Aynı siyasi partiden olduğu zaman Cumhurbaşkanı çıkıp şunu söyleyebilir: ben bunu istemiyorum. Ben sizden aldığım yetkiye istinaden bunun halkım için doğru olduğuna inanmıyorum diyebilir. Bu onun çok doğal hakkıdır hem de aynı zamanda. Eğer yürütme çift başlı olursa, geçmişte yaşadığımız gibi, hem o yürütmenin çift başlı olmasından kaynaklanan ve parlamenter sistemin sürekli kesilmesinden kaynaklanan, koalisyonlardan kaynaklanan birçok problemin önümüzde olduğu bir dönemi hep birlikte görürüz. Peki, şimdi AK Parti'nin parti programından parti programında var ve kurulduğu andan itibaren de aslında hani kendi dünyasında, kendi talepleri arasında başkanlık sistemi var. Peki, yani mesela her gün neredeyse bir gazetede, medya kuruluşunda AK Partili milletvekillerinin başkanlık sistemine dair demeçlerini okuyoruz. İşte başkanlık sisteminin faydaları anlatılıyor. Ama bu aslında daha temelli bir sistem sorunu. Doğru. Tartışmayı doğru zeminde yürüttüğünüzü düşünüyor musunuz? Yani şöyle. Biraz kafa karışıklığına sebebiyet vermiyor mu? Yani çok ciddi bir tartışma.
Şimdi bakın, Türkiye'de bir sistem var. Ama bunun karşısında başka bir şey daha var. Bir de halk var. Evet. Bir de millet var. Evet. Bu sistemin değişip değişmemesine karar verecek esas amir millet. Evet. Halk. Ama bizim de anlamamız gerekiyor tabii, bu sistemin ne olduğunu. Daha doğrusu bu da tartışmalı bir şeydir. Yani bu niye tartışmalı bir şeydir onu söyleyeceğim. Yani bu şunun için tartışmalı bir şeydir. Biz hep şöyle zannediyoruz. Sabahtan akşama kadar bu millet kalkıyor, politikayla ve siyasetle uğraşıyor. İnanın bu milletin evet bir bölümü buna ait bir mesai harcıyor, bu doğru. Ama bir bölümünün bununla ilgisi yok. Çok doğal olarak da ilgisi yok. Yani bugün ülkedeki bakanların isimlerini bilmeyenlerin oranı %70-80'lerdedir, buna inanın. Yani kimin bakan olup kimin bakan olup. Gelişmiş ülkelerdeki temel meselelerden bir tane doğrusu da budur zaten. Yani bizim dışımızda özel sektör var. Bizim dışımızda üniversiteler var. Bizim dışımızda bambaşka bir hayat var. Hiç bu meselelerle ilgili olmayan bir hayat. Oysa biz kendimize ait bir hayatın sadece veya bunu tartışanlar herkesin buraya odaklandığını falan düşünüyor. Halkın burada beklediği şey şudur. Bunu kendi ferasetiyle anlayabilme kabiliyetine sahiptir zaten. Yani bizim ortaya koyduğumuz önerilerin tamamını %49,5 oy verirken bu millet hepsini biliyor muydu? Hayır. Buna inanın ya. Veya Cumhuriyet Halk Partisi ile bizim bildiğimiz önerilerini tamamen kefeye koymuş da bu daha iyi, bu daha hayır. Halkın bir bölümü bunu biliyor. Hem de iyi bir şekilde takip ediyor ve biliyor. Bir bölümü hiç bilmiyor. Ama bir bölümü kendi tecrübesiyle, bilgisiyle ve anlayışıyla karşıdaki anlayışın, siyasi anlayışın nasıl bir tutum içerisinde olduğunu biliyor. Halk tutuma bakar. Yani bu bugüne kadar ne yaptı benim hayatımda? Bugünden sonra bir şeyler öneriyor, doğru kulaktan duyuyorum. Ama iyi şeyler olabileceğini tahmin ediyorum. Bu tutuma bakar. Ötekisine de tutuma bakar. Aynen bu başkanlık sistemi ve parlamenter sistemdeki mesele de bu tutum meselesidir. Detaylı bir şekilde yani Amerika'daki temsilciler meclisi ve senato neler yapar? Başkan gelince başkanlık kararnamesi nedir, ne değildir? Latin Amerika'daki başkanlık sistemiyle diğer taraflardaki başkanlık sistemi neyi ifade eder? Biz parlamenter sistemde hangi yanlışları yapıyoruz? Bunlarla hiç bilgisi olmaz. Bu sistem işliyor mu, işlemiyor mu? Bu sistemin yerine gelebilecek bir sistem tutum olarak demokrasiden ayrılıyor mu? Bence birinci parametresi bu olur. Temel hak ve hürriyetlerime bir zafiyet gelecek mi? Sistem çabuk işleyecek mi? Şimdi biz oligarşik bürokrasiyle karşı karşıyayız. Benim tam da söylemek istediğim şey bu. Yani başkanlık sisteminin hani her derde deva başkanlık sistemi demek yerine sizin yaptığınız sistem tartışmasını açmak. Yani bu sistem nerede tıkandı? Ne oluyor? Daha hani derinden bir tartışma yürütmek daha doğru değil mi anlamında söylemiştim. Tam bugün bizim arkadaşlarımız da bu tartışmayı açanlar da aslında eskiden bir kavram vardır, ayak vermek kavramı. Evet. Aslında bu tartışmanın ayağını veriyorlar. Yani diyorlar ki biz bu tartışmayı açalım. Biz bu tartışmada doğru bir zemine bunu oturtalım. Yani biz parlamenter sistemde Türkiye'yi 2023, 53 ve 71 hedeflerine götürebilme kabiliyetine sahip miyiz? Evet. Kolay değil. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Bakın. Yani yaşadıklarımız var Elif Hanım. Biz 2011'de %50 ile iktidara gelen bir hükümet var mı? Var. Bu hükümet 4 yıl çalıştırılmak istenmedi. Tam 4 yıl. Sırf parlamenter sistem olduğu için. Çünkü parlamenter sistem sebebiyle bir taraftan 17-25 Aralık darbesi. 17-25 Aralık darbesini kim yaptı? Gezi olayları nasıl gelişti? Bürokrasi bunun neresinde? Peki benim biraz önce söylediğim 80 darbesine getiren sebepler ve bunu görmeyen bürokrasi. 60 darbesine getiren sebepler. Bürokrasi dediğiniz illaki şuradaki genel müdür, şuradaki şey değil. Orada bir zihniyet var. Ve o zihniyet diyor ki bu ülkeyi ben idare edeceğim. Aslında ona da o ülkeyi idare etmesi konusunda bir yetki birileri tahvil etmiş, vermişler. Ve o tahvil edenler diyorlar ki patron benim ama bunu benim elimle sen yürüteceksin. Şimdi 17-25 Aralık darbesi kimlerden kaynaklandı? Bir grup hakim, savcı ve emniyetçiden. Evet. Bunlar bürokrat mı? Bürokrat. Peki size başka bir şey daha söyleyeyim. 6-7 Ekim olayları nasıl oldu Türkiye'de? Peki biz buna niye bu kadar uzak kaldık? Yani herhalde siz de ben de biliyoruz ki hiçbir şey konuşulmadan, tartışılmadan bu olaylar olmaz. Hazırlıkları yapılmadan.
bu olaylar olmaz. Demek ki buna zemin hazırlayan veya bunun olmasına göz yuman bir anlayış söz konusu. Şimdi biz bu yapıyla ve bu anlayışla birlikte hedeflerimize ulaşmakta çok zorluk çekeceğiz. 3-4 yıldır Türkiye bunun zorluğunu çekti. Şimdi bakın tam rahatladık. %49,5 civarında bir oy aldık. Hadi bakalım gaza basıp gideceğiz diyoruz. Tekrar Türkiye'yi bu mevcut parlamenter sistem üzerinden, dikkat edin. Bu parlamenter sistemin başka türlü endikasyonları da var. Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde endikasyonları da var. Adam bir taraftan orada terör örgütü propagandası yapacak. Bir taraftan gelecek, öbür tarafta parlamenter sistemin tıkayıcılığını ortaya koyacak. Bundan kurtulamazsınız Elif. Bu, bak bundan bizim kurtulmamız. Peki. Bundan bizim kurtulmamız mümkün değildir. Ben niye bu kadar bu işin hararetli savunucusuyum? Bugün değilim. Ben daha önce başka bir siyasi partideydim. Ben orada da başkanlık sisteminin savunucusuyum. Yani başkanlık sistemin esas itibariyle yürütmeyi milletin verdiği emanete karşı daha rahat götürebilecek bir sistemin adıdır. Kendine ait bir takım çeken balans dediğimiz denge ve denetleme organizasyonları vardır. Ve tamamen demokratiktir. Ve tam da bugün bizim istediğimiz gibi. Şimdi şu soruyu sorarsam size garip gelmesin. Eğer bugün biz başkanlık sisteminde olsaydık da... Bunu ben soracaktım. Kürt sorunu. Şimdi çünkü bunu mu söyleyecektiniz? Şu cümleyi bitireyim. Biz bugün başkanlık diyelim ki biz bugün başkanlık sistemindeyiz. Türkiye'de başkanlık sistemi var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkan. Evet. Veya X bir kişi başkan. Bir parlamento var. Ve bu parlamento bir de hukuk var. Bunlar birbirinden hem yargı bağımsızlığının hem yasama bağımsızlığının kendine ait olduğu bir sistemle beraber yürütme, yasama ve yargı birbiriyle tamamen erkler ayrılmış. Bu, yani güçler ayrılığı yaşanmış. Herkes kendi işini yürütmeye çalışıyor. Ve sistemde tıkır tıkır işliyor diyelim. Fakat çıktık biz tekrar AK Parti olarak başkanlık sistemindeyken ey millet, biz bu başkanlık sistemindeki yetkilerimizin az olduğunu düşünüyoruz. Biz parlamenter sisteme geçmek istiyoruz. Dediğimiz andan itibaren bugünkü muhalefet ve bugün başkanlık sistemi karşıtların hepsi ne derlerdi biliyor musunuz? Şuna inanın ve emin olun. Bunlar Türkiye'yi diktatörlüğe götürmek istiyorlar. Çünkü bizim önerdiğimiz başkanlık sistemi mi? Bugünkü parlamenter sistem mi aslında Türkiye'de antidemokratik süreçlerin oluşmasına daha çok ehemmiyet verir? Geçmişimizde var zaten. Parlamenter sistem. Peki MHP'nin, hadi CHP'yi katmıyorum ama MHP'nin de parti programında yani savunduğu bir sistem aslında başkanlık sistemi. Bugün niye karşı çıkarak kendisiyle çelişiyor? Sebep ne? Yani benim orada kategorik bir karşılık olduğunu düşünüyorum. Yani felsefi, fikri bir karşılık olduğunu, zihinsel bir karşılık olduğunu düşünmüyorum. Yani burada bunu AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan dinlendirdi. Ve Türkiye'de 14 yıldır bu parti iktidar, eğer bunların önerdiği bir değişim söz konusu olursa bu bir değişimdir. Yani bu tam anlamıyla, biraz önce bahsettim. İşte Türkiye'de bölünmüş yolların olmasından Marmaray'ın yapılmasına kadar. Türkiye'de ben biraz önce Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir veri merkezinden geliyorum. Uzay merkezi gibi. Yani daha henüz yapılma aşamasında birkaç ay içerisinde tamamen faaliyete girecek. Yani sizin, benim, hepimizin sigortalılığın takip edildiği, çoluk çocuğumuzun yarın sosyal güvenlik sistemi içinden yararlanırsa onun orada onayının, okeyinin veya provizyonunun verildiği ve milyonlarca insanın bugün o verilerinin kendi içerisinde olduğu ve işleyen bir veri sistemi. Şimdi Türkiye şu dosyaların, dosya dolaplarının içerisindeki kartlardan sizin ve benim sosyal güvenlik sistemi içerisinde acaba burada mıyız değil miyiz diye arandığı, karnelerimize sürekli olarak bu adam hastaneden istifade edebilir, hastaneden istifade edebilir diye mühürlerin basıldığı bir tablodan tek tuşla birlikte herkesin kendisini anlatabildiği, ifade edebildiği ve hizmet atabildiği bir alana doğru geçti. Şimdi bütün bunun bize yansıması şu, iktidarın istikrarlı bir şekilde tek başına olmasıyla alakalıdır. Evet. Buyurun. Peki nasıl olacak? Yani bunu meclisten geçireceksiniz sonuçta. Üç tane
parti var muhalefette. Doğru. Bunlar yani referanduma yani halka getireceksiniz ama bizim önümüze gelmesi için de meclisten geçmesi gerekiyor. Çok doğru. Nasıl olacak? Bir de referanduma gitmesi için de şu anda bizim sayımızın yetmediği bir oranımız da söz konusu. Ya, sadece o değil. Nasıl olacak? Bir de öyle bir durum söz konusu. Şöyle söyleyeyim. Tabii siyasi partiler demin söyledim ya MHP buna kategorik olarak bir karşılık ortaya koyuyor. Sadece bu değişimi. Şimdi biraz önce bahsettiğim değişimlerden kim istifade etti? Çok doğal olarak millet de istifade etti. Ama biz de parti olarak sözlerimizi yerine getirdiğimiz ve bu değişimin sürecini yönettiğimiz için bu millet bize de bunun ödülünü iktidarımızın devam etmesi kaydıyla ortaya koydu. Ama burada bir şey daha var. Yine dikkatinizi çekmek isterim. Parlamenter sistem konusunda tartışma yapıyoruz da mesela en yakın dönemde başımızdan geçen meseleyi unutuyoruz. 7 Haziran seçimleri. Evet. Kitlendi sistem değil mi? Aynen 367 gibi oldu aslında. Bir anda 90'lara Allah göstermesin geri dönüyoruz tabii, gibi koalisyon yani, dönemlere. Yani şunu göz önünüzden hiç kaçırmayın. Şimdi orada çukurlara hendekleri kazanları görüyoruz. Okullara bomba atanları görüyoruz. Onların siyasal temsilcilerini görüyoruz. Biz bunu 7 Haziran öncesi anlattık. Allah muhafaza. Türkiye bunları ortaya koyan anlayışın siyasi iradesine teslim olan, bakın önemli bir şey söylüyorum, bir parlamenter sistemi mecburiyeti içerisinde olsaydı 7 Haziran'dan sonra ne yapardık? Sadece soru bu. Yani Türkiye böyle bir tabloyla karşı karşıya kalsaydı ne yapardık? İşte gördük biz onu. Bakın bu millet 1 Kasım'da verdiği kararın ne olduğunu aslında bütün Türkiye'de bizi izleyen herkese de net bir şekilde ortaya koymuştur. Burada çok bariz bir şekilde gözükmektedir. Eğer 7 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye diyelim ki bir koalisyona gitti. Evet. Yürümedi koalisyon. Yani biz bu koalisyonları daha önce görmedik mi? Yani 17-25 Aralık şey yapar, bahane eder. Gezi olaylarını bahane eder. Herhangi bir atmak istediğin adımın, çok olumlu bir adımın, olumsuz bir tarafını bahane ederek yolda yürür. Geçmiş koalisyon dönemlerinin hepsinde bu yaşandı. Yani Mesut Yılmaz çıktı dedi ki ben çamurun üzerinde oturmam. Bu kendi tavrı. Ama oturmam demek şu demek ben bu koalisyonu yürütmüyorum. Peki yeni koalisyon nasıl olacak? Ondan sonraki koalisyonlar nasıl olacak? Ve bunlar Avrupa'da bir takım ülkeler yani iktidara gelebilmek için yeter şart oranını düşürüyorlar. Diyorlar ki yani şu kadar oy almanız sizin tek başınıza iktidara gelmeniz için yeterlidir. Yani sizin her bir milletvekilinizin oyu diğer taraftaki 1,5 milletvekilinden daha fazladır diyorlar. Ben mesela bu tartışma olmuyor orada. Biz böyle bir şey de söylemiyoruz. Kimse böyle bir şey de söylemiyor. Ama Türkiye 7 Haziran'da bir kabusla karşı karşıya kaldı. Ve Türkiye öyle bir kabusla karşı karşıya kaldı ki bir taraftan Suriye meselesi var. Çok doğal olarak. Bir taraftan içerimizde Türkiye'nin güneydoğusunda işte bugün yapılan hazırlıkları ve ne şekilde hazırlıklar yapıldığını ve ne kadar acımasız bir tavırla karşı karşıya kaldığımızı gördük. Bugün tek başına iktidar olmadığımızı düşünün. Bu iddiayı, bu iradeyi taşıyamadığımızı düşünün. Bir ortağınızın bu konuda karşı tarafla bir temas içerisinde olduğunu veya onları dinlemek için ya biraz daha duralım, biraz daha düşünelim, yanlış bir iş yapmayalım dediğinizi düşünün. Peki nasıl çıkacaksınız bu işin içerisinden? Nasıl çıkabilir Türkiye bu işin içerisinden? Peki bunlar hepsi savuşturulmuş tehlikeler midir? Hayır. Değil. Ya bu coğrafya, dünyanın, ben onu söylerim dönem dönem, tekrar söylemek istiyorum. Burası dünyanın en pahalı arsasıdır. Eğer bu coğrafyada güçlü, karar alma yeteneğine haiz ve çabuk karar alıp çabuk uygulayabilme kabiliyeti olan bir hükümet sistemi oluşturmadıktan sonra bu coğrafyada parlamenter sistem üzerinden sürekli olarak ülkemizin hareket kabiliyetini kısıtlamaya çalışacaklar. Peki şimdi Güneydoğu'yu konuştuk. Şu 2012'de sizin söylemiş olduğunuz sözü biraz açıklar mısınız?
hani çözüm süreci 100 yıllık Kürt sorunu, 100 yıllık bir sorundu. İlk defa işte AK Parti hükümeti bunda çok önemli adımlar attı. Ama 2012 yılında siz diyorsunuz ki Kürt meselesinin parlamenter sistemle çözülemez, mümkün değildir diyorsunuz. Alevi meselesi de çözülemez. Alevi meselesi. Nerede tıkandı peki çözüm süreci parlamenter sistemde? Şimdi bakın, parlamenter sistemde şurada tıkandı. Nerede tıkandı? Yani şöyle. Sorun bugün çünkü terör sorununa dönüşmüş durumda. Niye dünyada başkanlık sistemiyle ilgilenen ülkelerde bu tip sorunlar, temel sorunlar olarak ila nihaya devam etmiyor? Çünkü siz parlamenter sistemde bir tabana hakimsiniz. Yani sizin uyguladığınız bir politika ve onun karşılığında oluşturduğunuz bir seçmen tabanı var. Evet. Sizin buradan ayrılabilme kabiliyetiniz söz konusu değil. Ayrılamazsınız buradan. Çok az esneyebilirsiniz. Ve başka bir şey daha söyleyeyim. Öbür tarafta diğer siyasi partiler de ayrılamaz. Yani isimlendirerek söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi politikalarından ve bu konuda aldığı pozisyondan vazgeçemez. Ya burada şunu yapsak daha iyi olabilir, iktidarla beraber bunu gerçekleştirebiliriz dediği andan itibaren kendi siyasi olarak kendini var eden bütün kurallardan ve koşullardan sarfı nazar etmiş olur. O orada duracak. Başka? Cumhuriyet Halk Partisi. Yani ulusalcı diye nitelendirdiği kendisi. Daha katı devletçi anlayışa dayanan, yani muhafazakar devletçi bir anlayışa dayanan politikalarından da vazgeçmez. Peki başkanlık sistemi ne getiriyor biliyor musunuz? Başkanlık sistemi şunu getirir. Nasıl bunun bir örneğini yaşadık biz. Nerede Nedir? Yaşadık? Nerede? Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşadık. Nasıl yaşadık? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 52 almasını sağlayan taban hangi taban? Hangi taban? Yani bizim kaç aldık biz yerel seçimlerde? 44,5. 44,5 alındı. Peki 2 ay sonra biz 44,5'un üzerine artı 6,5 puan daha koyduk değil mi? Peki bunu nasıl sağladık? Ve bu 6,5 7 puanı kim koydu acaba? Hangi taban koydu? Bakın burada bir ittifak yaşandı. Bu ittifak açıktır. Ha, millet tabanında oldu bu ittifak. Ama bu ittifakın kendine ait kodları oluştu. Ve bunu millet oluşturdu. Peki bu sorumluluk bu millete karşı devam eder mi? Devam eder. Aynen başkanlık sisteminde de öyledir. Başkanlık sisteminde eğer benim oyum yetmiyorsa veya başka bir siyasi partinin oyu yetmiyorsa, velev ki ikinci tura da kaldığınızı varsayarsanız, yani ikinci turda bunu devam ettirebileceğinizi de varsayarsanız, eğer iki partili siyasi sistem değilse, ki başkanlık sistemine geçtiğimiz andan itibaren bilinmesini isterim ki biz birinci değil ama ikinci ve üçüncü seçimden sonra iki partili siyasi sisteme geçeceğiz. Yani ona Amerika'daki doğru sistem ona doğru evrilir. Çünkü partiler arasındaki derin ayrılıklar ortadan kalkar. Ama partiler arasındaki keskin yaklaşımlar da ortadan kalkar. Daha yumuşak, daha ortaya mesaj veren, yani kendi seçmeniyle birlikte daha ortaya mesaj veren, daha bu tip sorunların çözülmesi için adım atmaya çalışan bir siyasi hareket ortaya çıkar. Peki bu nasıl çözülür? Bu şunla beraber çözülür. Bir başkanın görev süresi ne kadardır? En fazla 2 dönem. Evet. Öyle mi? İşte peki parlamenter sistemin böyle bir kısıtı var mı? Hani sorduğunuz sorunun tam karşılığını veriyorum şimdi. Yok. Parlamenter sistemin böyle bir kısıtı var mı? Yok. Yok işte yani. Sayın Kılıçdaroğlu 7 defa mağlubiyet, yeniden genel başkan. Ya da Süleyman Demirel'i düşünelim yani meşhurdur. Tabii. Evet. 6 kez gittim, 7. Parlamenter sistemin böyle bir kısıtı yok. Böyle bir kısıtı yoksa hep toplumun her kesime verebileceğiniz bir mesajı arayacaksınız. Ayakta durmayı arayacaksınız. Ve Türkiye'nin girilmemesi gereken meselelerine de girmeden kıyıdan gideceksiniz. Parlamenter sistem bunu oluşturan bir sistemdir. Oysa başkanlık sisteminde siyaset tarihe oynar. Rolleri de tarih dağıtır. Bugün Amerika'nın çok başarılı olmasının temel sebeplerinden bir tanesi özellikle başkanların 2 dönemlik olmasından kaynaklanmaktadır. Sebep, tarihi sorunları çözmesi konusundaki iradeyi ortaya koyabilme kabiliyeti vardır. Eğer bunu toplumun anlattığı andan itibaren zaten ikinci dönemden sonra herhangi bir süreç ortaya koyamayacaktır.
Bunu birinci dönemde olgunlaştırabilir ama ikinci dönemde ortadan kaldırabilir. Veya birinci dönemde bunu sağlayabilir. İkinci dönemde bunun üzerinden yürüyebilir. Oysa parlamenter sistem çok daha dengeler üzerinden yürüyen bir sistemdir. Birisi hem toplumun tamamını kucaklayabilecek ve kapsayabilecek mesajları iletmeye çalışır. Ötekisi de kendini ayakta tutabilmek için sistemi devam ettirmeye çalışır. Bu kadar net ve açıktır. Bu sağlandığı andan itibaren, bu gerçekleştirdiği andan itibaren, yani ikinci dönem, üçüncü dönemin hesabını yapmayacak bir siyaset düşünülür. Üçüncü dönemin, dördüncü dönemin hesabını yapmayacak bir başkan düşünülür. Bir siyasi parti ve bu öyle çok hesaplanamayacak bir denge değildir. Dikkat ederseniz Amerika'daki başkanlık seçimleri hemen hemen 10-15 puanın üzerinden yürür. Yani 15 puan aslında dağıtılır. Cumhuriyetçi Parti'ye ve Demokrat Parti'ye. O 15 puandır esas. Ha, siz kendi bulunduğunuz seçmen tabanını elbette ki güçlü bir şekilde tutacaksınız. Doğrusu da odur. Ama öbür 15 puanından aldığınız andan itibaren oradaki 40 puanın, 42 puanın size hiçbir faydası söz konusu değildir. Diğerine de söz konusu değildir. Çünkü orada kararı verecek olan o 15 puanlık ortadaki seçmen kitlesidir. Böyle olduğu andan itibaren halının altına süpürülen meseleler, yani bu çözüm süreciyle ilgili ortaya konulan iddia, yani şu sorunun cevabı çok net. Türkiye'de Tayyip Erdoğan olmasaydı, Türkiye bu meselelerin hiçbirisini tartışabilme kabiliyetine sahip olamazdı. Türkiye'de kimse geçip de ben Dersim meselesi yüzünden özür diliyorum demezdi. Çünkü Dersim devletin tabusuydu. Demez değil, diyemezdi. Diyemezdi. Tabii diyemezdi. Peki. Dersim devletin tabusuydu. Ha, ben diyorum ki bunu kişisel cesaretten alıp, yani bunu bir Tayyip Erdoğan cesaretten alıp, o zaman biz bir 200 yıl daha bir Tayyip Erdoğan bekleyeceğiz. Bir 300 yıl daha bir Tayyip Erdoğan bekleyeceğiz. Niye? 100 yıllık, 150 yıllık birikmiş bütün meseleleri, halının altına süpürülmüş bütün meseleleri, yapılacak olan bütün revizyonları, bütün reformları, yapılacak olan bütün anlayışı gelecek birisi cesaret edecek, herkesi karşısına alacak. Yani herkesi dediğim zaman o güne kadar vesayet unsurların tamamını karşısına alacak. Onlardan korkmayacak, ürkmeyecek, cesaret ortaya koyacak. Milletle beraber olacak. Ben milletimin gücüne itimat ediyorum, güveniyorum diyecek. Biz de diyoruz ki bunu sistemleştirelim. Yani böyle olunca yine dikkat edin. Siyasetin düşüşü değil, siyasetin yükselişi kazanacak. Neden? Çünkü her siyasi parti diyecek ki ben en iyi başkan adayını çıkarmalıyım. Her siyasi parti diyecek ki bu ülkenin bütün meselelerine benim adıma hakim olabilecek. Ben de bunlarla uğraşmayayım. Çocuğumun okulda daha iyi okumasını isteyeyim. Evimin bahçesindeki çiçeklerin daha iyi dikilmesiyle uğraşayım. Acaba sokağımda benim kırmızı ışık olmalı mı, olmamalı mı bununla uğraşayım. İşimle ilgili de işimi daha fazla arttırmaya çalışayım. Japonya'ya ürün satayım, Bulgaristan'a ürün satayım. Bununla uğraşacak. Oysa biz sabahtan akşama kadar bu sistem tartışmasının içerisinde maalesef hem kendimizi heder ediyoruz, hem de Türkiye'nin yarınına ait heyecanlarını maalesef engelleyerek yürüyoruz. Bir gelecek olmuyor. Programımız bitti Sayın Bakanım ama şunu kısaca cevaplamanızı istiyorum. Diyelim ki meclisten referanduma götürülemedi. Yani kötü senaryo. Tabii. Başkanlık sistemi. Bir yöntem daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu da dillendirdi. Partili Cumhurbaşkanlığı seçeneği. Aslında yarı başkanlık sistemine de tam olarak tekabül ediyor değil mi? 104. maddede bir 104. madde miydi? Tabii. Orada ufak bir değişiklik yapıldığı zaman. Şöyle. Cumhurbaşkanımızın yetkilerini ve Cumhurbaşkanımızın nasıl olabilmesini teyit eden maddeyi söylüyorsunuz. Şimdi şudur. Partili Cumhurbaşkanı da, yani bu daha önce oldu Türkiye'de. Hı hı. Mesela rahmetli Bayar partili Cumhurbaşkanıydı. Ama iki başlı ortadan kaldıran bir sistem. Yani şöyle. O tabii başkanlık sistemi çekincesi olanlar için belki bir geçiş olarak ortaya konulabilir. Oradaki süreç şudur. Orada bir siyasi partiden seçildiğimiz bugün aşikar mıdır? Evet. Şimdi Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti'nin genel başkanı iken Cumhurbaşkanı olmadı mı? Oldu. Şimdi ama bizim anayasamız diyor ki senin ben geçmişini resetliyorum, yok sayıyorum. Neden? Sen geçmişinde 30 yıl, 35 yıl, 40 yıl, 50 yıl bir siyasi mücadele yapmışsın. Aslında senin bu siyasi mücadelen yok. Ben kendimleştiriyorum seni.
ve kendimleştirdiğim için de burada seni partinden tamamen ayırarak, peki 5 yıl sonra, özür dilerim 4 yıl sonra, 5 yıl sonra 2019 yılında, 5 yıl sonra 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimine gittiğinde önümüzde bir mesele var. Bunu da isterseniz kapalı kapılar ardında konuşalım. Arkadaş, Sayın Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olduğunda bunu hangi siyasi parti destekleyecek? Yine AK Parti destekleyecek. Peki Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi o gün yine aynı veya benzer veya farklı adaylar çıkarmayacaklar mı? Elbette çıkaracaklar. Onlar ne kadar partidaşlarıysa, ne kadar partilerine ait bir şey, tercihleri kendilerindir. Tayyip Erdoğan da o kadar, dün olduğu kadar yarın da AK Parti'ye ait olacaktır. Sebep? Çünkü bu partinin içerisinden gelmiş. Bu partinin fikriyle, felsefesiyle. Ama bu anayasa öyle bir hal ortaya koyuyor ki, diyor ki siz onu yok sayın. Şimdi bu bizim aklımızda alay etmek demektir. Evet. Biz aklımızı alay ettirmeyelim diyoruz biz de. Evet, eğer böyle bir sistem varsa bu da yapılabilir, bu da oluşabilir. Ama burada gidilmesi gereken esas nokta, yani bir siyasi partiden üyeliğinin olmasıyla beraber Türkiye antidemokratik olmaz. Tam tersi, öteki siyasi partileri daha fazla rahatlatır. Ben çok net söyleyeyim. Evet. Bunu da burada ilk kez paylaşayım. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerinde olsam, bazen hani yerine koyarak düşünürsünüz, evet, ya, yerinde olsam, ya partili cumhurbaşkanlığına evet derim ve bu bana daha büyük bir muhalefet imkanı sağlar. Daha büyük bir eleştirebilme imkanı sağlar. Hiç olmazsa daha ciddi bir şekilde karşıma aldığım gruba, karşıma aldığım kitleye söz söyleyebilme, laf anlatabilme imkanı tanır. Muhalefet partileri demeyeyim ama en azından CHP liderinin muhalefetten anladığı biraz hakaret ve daha galiz küfretmeye giriyor. Bence hani bunu da ayrıca bu bir Elif Hanım, bu bir seviye meselesi. Evet. Şimdi gönül şunu arzu eder. Bu hepimiz için geçerlidir. Evet. Biz eksik yapmıyor muyuz? Elbette ki yapabiliriz. Hı hı. Ama siyasi parti liderlerinin, siyasi parti genel başkanlarının bu konularda özellikle övündükleri, Cumhuriyet tarihinde en çok var olan bir hayatiyetini idame ettiren bir siyasi partinin genel başkanlığı ise, o partinin bütün bilgisi, bütün becerisi, bütün birikimi yenilenerek, tazelenerek ve durulanarak bugüne aktarılmış olması lazım. Evet. Demek ki buradaki problem şu. Yani parti şu anda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi için söylüyorum. Parti şu anda Kılıçdaroğlu gibi ne söylediğini henüz daha tartamayan, 7 seçimden beri siyasetin kendisini olgunlaştıramadığı ve savrulan, sadece ve sadece bu eski siyasi alışkanlıklar gibi karşı taraftaki siyasi lidere vurarak prim elde etmeye çalışan bir anlayışı ortaya koyuyor. Bu CHP'nin tıkanıklığıdır. Evet. Bu problem. Ne Sayın Cumhurbaşkanımız bundan alınganlık göstersin, ne biz gösterelim. Bu CHP'nin kendi içerisinde tartışması gereken bir şeydir. Biz niye bu haldeyiz? Asiye niye bu duruma düştü? Evet. Tartışması gereken durum budur. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir günde tabii bakanlığınızla alakalı, çalışma ve sosyal güvenlik alanlarıyla alakalı. Orada hani mevzuatlarda neler oluyor, yeni reform paketlerinde neler var. Çok güzel şeyler oluyor. Bunları da konuşmak isterim sizinle ama benim ilgimi 2012 yılında siz ilk genel başkan yardımcısı olduğunuz zaman bu kadar başkanlık sistemi tartışılırken. Şurada bir kitap, o dönemde bizim ortaya koyduğumuz bir kitaptı bu. Bunu kütüphanemden aldım, getirdim. Burada tam da sizin söylediğiniz var aslında. Şöyle isterseniz göstereyim, burada siz gösterin. Burada bütün hükümet sistemlerinin karşılaştırması var. Evet. Ve bu bir AK Parti'nin yayını. Yani biz burada o gün sadece, evet, başkanlık sistemi üzerinden bir teori geliştirmiş değiliz. Evet. Tam tersi, yani burada İngiltere'den, bakın, hı hı, İngiltere'den İrlanda'ya kadar, bütün ülkelerin, Brezilya'ya kadar, bütün ülkelerin ve Türkiye'nin en önemli akademisyenlerinin yazdığı, özellikle başkanlık sistemi konusunda yıllardan beri bu ülkede karşılaştırmalı hükümet sistemlerini ortaya koyan akademisyenlerimizin yazdığı bir kitabı da Türkiye'ye o dönem. Yine aynı zamanda şu çok önemli bir şey. Ben bunu biliyordum, o kitabı bilmiyordum. Şunu da, ama broşürü şunu bugün tekrar gözden geçirdim. Yani iyi bir çalışma olmuş. Duru, küçük ama bütün detayıyla beraber ortaya konulan bir çalışma olmuş. İyi çalışmalar yapıldı, iyi anlatımlar yapıldı, iyi bir taban var.
Ben bu taban üzerinden yürünebileceğini Ben de o dönem sizin daha hiç Türkiye'nin gündeminde çok fazlasıyla yoktu. Bu emeğinizi ve yaptığınız çalışmaları hatırlayarak sadece ben dolayı. Değil, bunu bir ekiple beraber yaptık. O arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ İyi ki geldiniz. Evet, programımızın sonuna geldik. Biraz açtık da hatta. Program konuğum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ydu. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bizim buralarda bulamadığım bir kitap var ama şehirde varmış. Mektubumu görür de şehirden geçersen.